Saadet'le Birliğin mimarlarını dinleyeceğiz. Konuşmalarını yapmak üzere Balıkesirli hemşehrilerimizle buluşmak üzere Türkiye'yi karış karış dolaşan Anadolu topraklarına asgari ücretimize, çiftçimize, işçimize, memurumuza kavga, gerilim, korku değil umutlarla gelen Milli İttifak'ın mimarlarından Saadet Partisi Genel Başkanımız Profesör Doktor Mustafa Kamal Ak geliyor. İçinde selameti olsun de kendine gel. Büyük birlik içinde selameti olsun de kendine gel. Selamla bulduk seni, hükemler sevdim seni. Bu çahitler katında sineme sardım seni. Selamla bulduk seni, hükemler sevdim seni. Bu çahitler katında sineme sardım seni. Gel 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 Saadet'e gel. Muhterem Genel Başkanımız, muhterem Büyük Birlik Partimizin kıymetli lideri, davamızın defakar, cefakar kahramanları, hanım kardeşlerim, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Milletvekili adaylarımız, değerli il başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, teşkilat mensuplarımız, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Geleceğimizin teminatı, sevgili gençler, alferenler, mücahitler, can kardeşlerim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Televizyonları başında bizleri misafir eden aziz milletime de bu coşkuya kalben katıldıkları için teşekkür ediyor. Onlara da coşkumuza katılmış olmalarından dolayı hoş geldiniz diyorum. Sefalar getirdiniz. Emniyetimizin değerli mensuplarına da alanımızın güvenliğini sağladıkları için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Özlük haklarımdaki haksızlığı elbette biliyorum. Ama fazla zaman kalmadı inşallah. 8 Haziran'dan sonra ele alacağız onları. Öbür taraftan siz basınımızın değerli mensuplarına da tabii ki teşekkür ediyor. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Ancak basınımızın değerli mensuplarından Balıkesir'imiz için, Anadolu'muz için, tüm mazlum milletler için özel bir ricam var. O da şudur. Eğer bu kürsüden bizden yanlış bir kelam, eksik bir söz duyar da biz buradan ayrılmadan düzeltmezseniz hakkımız kalır üzerinizde. Söylediklerimizi doğru bulmakla beraber şu veya bu sebeple iktidar korkusuyla yahut menfaat düşüncesiyle aziz milletimize iletmezseniz o zaman da basınımızın değerli mensupları sadece bizim değil Balıkesir'imizin, Türkiye'mizin ve bütün mazlum milletlerin hakkı kalır üzerimizde. Biz mevki için, makam için değil, aziz milletimizin problemlerini çözmek için yola koyuldum. Önce adalet dedik. Önce adalet. Hukukta adalet dedik. Kazançta bereket dedik. Okulda fazilet dedik. Bir bütün olarak da aziz milletimiz için önce ahlak ve maneviyat dedik.
bu ulvi değerler için yola koyuldum. Balıkesir'imizin yiğit insanları bir bütün olarak tekraren diyorum ki hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün Balıkesir tarih yazıyor. Kuvayi Milliye'nin yiğitleri bugün tarih yazıyor. Her şey bitti sanıldığı bir anda hayır, binlerce defa hayır, asıl mesele şimdi başlıyor diyerek milli mücadelenin ilk direnişini başlatan Hasan Basri Çantay yiğitleri, bugün sizler tarih yazıyorsunuz. 270 kiloluk top mermisini ya Allah deyip kaldıran iman sembolü, kahramanlık sembolü, Havranlı Seyit Onbaşı'nın torunları bugün destanlar yazıyor, tarih yazıyor. Biz Allah'tan başkasını karşısında eğilmeyiz diyen Muhsin Yazıcıoğlu'nun alperenleri bugün destanlar yazıyor. Hayat iman ve cihattır diyen Necmettin Erbakan hocamızın mücahitleri bugün tarih yazıyor. Kısacası Balıkesir'imiz yiğitler diyarı bugün yine ayakta. Alperenler yine ayakta. Mücahitler yine ayakta. Bir bütün olarak elhamdülillah tarih yazıyor.